Bu genç yakışıklı kardeşimizi geçen sene ameliyat etmiştik. Geniz eteni ve bademcik. Geçen sene mi? İki sene önce de. İki sene önce. Geniz eteni ve bademcikleri olmasa dahi zaman zaman burnunla ilgili ve geniz akıntısı ile ilgili sıkıntılar oluyor. Zaten görüntüsü de soluk benizli, gri tenli. Çok yakışıklı bir genç erkek ama biraz gri tenli. Neden? Çünkü alerjik bir yapısı var. Dolayısıyla dönem dönem yine bazı mevsimsel alerjilere maruz kaldığı için tedavisini devam etmesi gerekiyor. Şimdi biz kontrol yapacağız, muayenesi yapacağız ve bakacağız. Babası güzel bir yapıydı. Sinüslerindeki akıntı devam ediyor. Sinüziti mi var acaba diye. Bu yaştaki çocuklara sinüs filmi çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Gereksiz yere çocuklara radyasyon vermenin, sinüzit filmi çekilmesinin bir anlamı ve gerekliliği yok. Zaten bu yaşta daha yeni yeni maksiller sinüsleri var. Frontal sinüsleri yeni gelişiyor, etmoid sinüsleri. Dolayısıyla bir sinüzit filmi çekmemiz gerekmez. Kulaklarına bakıyorum, genizit olmadığı için kulaklarında bir sıkıntı olmasını beklemiyoruz. Bazen alerjik çocuklarda da çok fazla burun akıntısı ve geniz akıntısından dolayı seroz otit olabiliyor. Ancak geniz eti olmayan çocuklarda bu sıkıntı çok daha az. Şimdi bunun içine baktığımızda ağzından nefes al. Sen bakma oğlum, ben bakayım. Doktor benim, ben bakayım, tamam mı? Ben göreyim, ben sana sonra videodan gösteririm, tamam mı küçük hanım? Bakın burun içerisi ne kadar yoğun bir seromukoid akıntıyla dolu. Yani hele bu alerjik çocuklarda şu burun görüntüsü çok ilginç ya. Yani yapışan tozların tüyleri görüyorsunuz. Evet, küçük bir tane de hava böceği kaçmış burnun içine, gördün mü? He? Şaka yapıyorum ya. Aç bakalım ağzını. Hadi bakalım. Kocaman, aha aslan gibi. Aha, aha. Aferin oğlum. Dilini çıkar bakalım, burnuna değdir. Çıkar dilini, değdir burnunu. Uzat, uzat, çıkar. Değdir burnuna. Oo, sen de burnuna değdiremiyorsun dilini.